Sevgili Radikal Tahammülsüzler, hepinize merhaba. Tele1 ekranlarındayım. Ben Enver Aysel ve ekip arkadaşlarımla birlikte bu sabah yine bugünün nasıl olacağını sizle yorumlamaya çalışacağız. Dün Ankara'daydım. Sabah erken uçakla geldim. Apar topar kanala geldim. Çünkü istedim ki buradaki koşullarda iletişimimiz daha kolay olduğu için içerisiyle, Hasan da burada olduğu için bir araya gelelim, bu meseleyi halledelim dedik arkadaşlarımızla birlikte. Ankara'daki arkadaşlarla vedalaştık. En kısa zamanda yine gideceğiz. İşte neden İstanbul-Ankara arasındaki trafik bu kadar yoğunlaştı derseniz, önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak. Çünkü siyaset hararetli. Birazcık konuşmaya başladığınız zaman, biraz da gazetecilik beceriniz varsa Ankara'da olup bitenleri hemen anlamış oluyorsunuz. Mecliste aslında henüz vekillerin gelmediği bir dönemde olmasına rağmen birazcık meclisi bilenler aslında danışmanlar arasındaki fısıltılarla kim ne yapacak, nereye gidecek bunu da anlamış oluyorsunuz. Siyaset erken seçime doğru hızla yol alıyor ve erken seçime gidilirken de hiç kuşku yok ki bu sürece dair beklentiler de artıyor. Erken seçime gidilirken dedik aslında bu bir tahmin. Ama bana sorarsanız bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda yapılacak her seçim geç kalmış bir seçim. Çünkü Türkiye uçurumdan aşağı yuvarlanmak üzere hızla ve bir hayli hızla uçuruma doğru ilerleyen bir araç halinde. Çünkü az sonra anlatacağımız meselelere baktığımız zaman Türkiye'nin öteden biri burun büyüklüğü kibir, ben bilirim başka kimse bilmez, benim dediğim dedik çaldığım düdük meselesinden dolayı ne hale geldiğinin en trajik, en sarsıcı ve aslında maliyeti en yüksek olayını göreceğiz ve başlayacağız. Ama hepsinden önce yine Mücella abla ve yoldaşlarını burada anmamız gerekiyor. Çünkü bizim için en önemli görev o. Neden o? Çünkü insanlar mapusta ancak unutulduklarında verdikleri kavganın anlamını yitirdiğini görüyorlar. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapusta 109. gün. Mücella abla ve dostları, hepimizin dostları, hepimizin arkadaşları, tanısak tanımasak, yüz yüze gelsek gelmesek, Türkiye'deki bugün içinde bulunduğumuz bu bataklıkta, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğumuz bu çürümüşlük ve açmazda, kimin nerede olduğunu anlayabilmemiz için Gezi tam da bir turnusol görevi üstlenmekteydi. Neden turnusol görevi üstlenmekteydi? Çünkü Gezi bir anlamda erken alarm demekti. Erken alarm derken, yani Türkiye'nin daha hukuksuz olacağına dair, Türkiye'nin bölgesel olarak giderek daha büyük açmaza düşeceğine dair, Türkiye'nin iktisadi olarak büyük bir bunalımı yaşayacağına dair, temel insan hak ve özgürlükleri, çalışan insanların içinde bulunduğu darboğaz, aklınıza ne gelirse, kültürel renklilik, kimlik sorunları, sınıfsal mücadele, aklınıza ne gelirse, Türkiye'de hemen hemen giderek herkesin öteki sayılmaya başlayacağı bir döneme girildiği, bunların tamamı Gezi'de dillendirildi. Kimi bilinçli olarak dillendirildi, kimi bir araya gelince insanlarla, tartışmalarla ortaya çıktı, kimi de sezgisel olarak, güdüsel olarak buraya doğru gittiğini fark etmemizden kaynaklandı. Unutmayın, Gezi meselesi sadece Taksim'deki 3-5 ağacın korunması meselesi değildi. Gezi yurdumuzun dört bir tarafındaki ağaçların, Gezi yurdumuzun dört bir tarafındaki açmazların, iktisadi sıkıntıların, üretim sorunlarının, Gezi kadın erkek meselelerinin, cinsel ayrımcılığa karşı yapılanların hemen ne varsa tamamının dile getirilmesi sorunluydu. O yüzden de bedel ödedi insanlar ve orada yine bir gizemli hal olduğu ortaya çıkıyor. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapusta 109. gün ve Kavala meselesinin aydınlanmaması, oradaki gizemli bir havanın sürmesi ve Aslı Aydın Taşbaş'ın Türkiye'de mi, yurt dışında mı, gitti mi, kaldı mı, kaçtı mı, bütün bunları bilemediğimiz bir gündemin içerisindeyiz. Allah'tan bizim kimseye veremeyecek hesabımız yok. Kapalı kapılar ardında kurduğumuz ilişkiler yok. Konsolosluklara gidip biz hazır oldayız burada deme halimiz yok. Şu kalemin namusunu koruma noktasında olağanüstü özen göstermeye çalışıyoruz. Nihayetinde insan niçin yaşar? İnsan tam da bütün bunlar için yaşar. O halde sevgili radikal tahammülsüzler, eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız veyahut çay kahve içmeye bile tahammülünüz yoksa, içinde bulunduğunuz bu sıkıntılı ortamda gerçekten içiniz kararıyorsa, dışarı çıkamıyorsanız ve bence en önemlisi toplumun giderek daha gamsız, toplumun giderek daha umursamaz ve sorunlar içerisinde ne yapalım böyle gelmiş böyle gider dediğini fark edip iyice yüreğiniz kabarıyorsa her sabah radikal tahammülsüzler olarak yaptığımız toplantıya katılın. Hoş, ben Ankara'da da, daha önce İstanbul sokaklarında da insanların artık kulaktan kulağa Enver ben de radikal tahammülsüzüm dediğine daha sık rastlıyorum. Belki de bu yüzdendir Tele1'in, bu programın, burada program yapan arkadaşlarımızın giderek daha çok hedef tahtasında konması. O halde eğer hazırsanız hep beraber Hasan'ın öncülüğünde başlıyoruz neye?
bellayı vererek radikal tahammülsüzlerle birlikte gündeme not düşmeye. Sevdiki radikal tahammülsüzler, açık konuşmuştum, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'nin yakın bir dönemde kendisini bu bataklıktan çıkartıp kurtulması ihtimali bana sorarsanız yok. Ancak şu söz konusu olabilir, bu seçimlerde yapılacak hamlelerle doğru dürüst, örneğin Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalıştırılmasıyla ve ardından Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki her attığı adamın birbirinden daha kötü olduğu bu süreci onarmaya başlayarak belki çocuklarımıza bir 15-20 sene sonra biraz daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakacağız. Dünyada yangın yeri. Amerika'da Trump'ın evi basılıyor. Nükleer silahlarla ilgili bir takım belgeler aranıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük gücü bir meczuba teslim edilmiş idi. Şimdi de bir meczup değil ama artık akli melekelerinin yerinde olmadığı bir adama devredilmiş oluyor. O zaman şu soruyu soruyoruz. Amerika kim? Kaç tane Amerika var? Küresel güçler, finansçılar vesaire Amerika üzerinden dünyayı nasıl parselliyorlar? Nasıl ilişki kuruyorlar? Bunların tamamını aslında ayrıntı yayınlarından çıkan ve çok da iyi bir kitap olduğunu düşündüğüm bir çalışmada size dile getirmiştim. Küresel Polis Devleti adlı kitap son dönemlerde bütün bu olanları ortaya koymuştur. Şimdi gelelim biz kendi meselemize. AKP'nin Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarla ilgili konuşacağız şimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Dışişleri Bakanı'na muhaliflerle rejim arasındaki barışı destekleyebileceğimizi söyledim dedi. Şimdi maalesef bunu biraz uzun konuşmamız lazım. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz bütün kötülüklerin müsebbibi Türkiye'nin aslında Suriye politikasıydı. En AKP'li yıllarda en korkunç karar, en korkunç uygulama hangisidir derseniz Türkiye'nin o ihvancı anlayışı ki Türkiye'de Osmanlı dahil hiçbir dönemde böyle bir anlayış olmadı. Bu arada onu da bilelim. Osmanlı bir teolojik devlet de yani Osmanlı bir din devleti de değildi. Osmanlı din sosu çok yüksek, dini kullanan ama saray merkezli acayip bir devletti. Ve neticede 19. yüzyıldan itibaren de batılılaşmaya gitmiş bir seküler hareketin içerisinde aslında 1908'e kadar gelindi ve sonuçta bir meclis oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Osmanlı ile aratacak bir şekilde belki 200 sene daha geriye götürdü. Ve Türkiye'ye şöyle bir hikaye anlatmaya başladılar. Ne Osmanlıcılık adı altında yayılmacı, yeniden bir dünya devleti, yeniden bir imparatorluk falan tam bir palavraydı. Ve bu palavraların üstünde pek çok insan tepinirken benim gibi hem bölgeyi bilen, hem Türkiye'yi bilen, hem uluslararası dengeleri gözlemlemeye çalışan, hem de aslında Mustafa Kemal'in gösterdiği o rotayı aman abi Orta Doğu'ya bulaşmayalım diyenleri şeytan kıldılar. Hatta Suriye politikasının başladığı dönemlerde Antakya'da, Samandağ'da çok geniş katılımlı aydınların içinde olduğu bir toplantı yapılmıştı. Ve o toplantıda biz bu meselenin erken habercisi olarak dile getirmiştik. 40-50'ye yakın insan bir aradaydık. Ardından ben gelip o zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir gazeteci sıfatıyla olan bitenleri konuşurken ısrarla söylemiştim. Bana sorarsanız muhalefet yanlış bir tutum takınmadı ama işin ciddiyetini topluma anlatmakta biraz da geç kalmıştı o dönemde. İşte o günkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihvancı siyasetine yani rejim ihraç ederek Amerika nasıl Orta Doğu'ya demokrasi getiriyorsa sanki bizim demokrasimiz varmış da sanki Erdoğan bir demokratmış da sanki Türkiye'de bütün bunlar her şey olduğu gibi Orta Doğu'ya örnek olacakmış da oradakilerin de bunlara niyeti varmış gibi bir anda tamamen mezhepçi bir siyasetle Suriye'nin darmadağın olması için bir hamle yapıldı. Türkiye'de de burada gönüllü oldu. Bakın o hamlenin maliyetini nerede gördük nihayetinde? Onun devamı Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde sürüyor. O gün de söyledik, bugün de söylüyorum. Öylesine bir pazarlama yapılıyor ki Esad demokrat değil, Esad halkına zulüm yapıyor ve o yüzden oradaki halkla dayanışma içerisinde olacağız. Allah Allah. Peki o hat aslında neydi? O hat şuydu. Suriye, İran, Rusya hattı, biraz geride Çin. Baktığınız zaman Amerikan egemenliğinde NATO ile birlikte halkları sömüren kan emicilere karşı bir direnç noktasıydı. Birisi kalkıp diyebilir ki bütün bunlar otoriter devletler. Bravo, dünyanın en büyük suç makinesi olarak görebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri çok mu demokrat? Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasisi egemenlerine, kendisine. Bugün orada baktığımız zaman siyahlar çok mu mutlu zannediyorsunuz? Yoksullar çok mu mutlu? Tıpkı Fransa'da olduğu gibi Cezayir'e ayrı, kendi halkına ayrı. Tıpkı bize yaptıkları muamele gibi göçmenler orada kalsın ama yetenekli, akıllı veyahut vasıflı olanlar bize gelsin. Tam da bu tablo içerisinde Türkiye iki isimden bence mutlaka sormalı.
Neden diye. Bunlardan birincisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun bu türden hayalleri vardı. Orta Doğu'nun kahramanı olacak. Yeni imparatorluk bekasını da ortaya koyacak. Döndüler Türkiye'deki insanlara ne dediler? Hatırlayın o dönemde. Türkiye'deki insanlara dediler ki imparatorluk bekası var. Lozan'da bunlar verildi. İki tane ayyaş söz konusu. İki ayyaş kim? Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü. Peki ne oldu? Lozan'da yenildiler. Peki ne yaptılar? Bu memleketin kadim topraklarını kaybettiler. O yüzden bunlar başarısız. Biz bu işi çözeceğiz dediler. Bu hayale daha önce aslında Özal da alabildiğine kapılmıştı. Peki tablo ne oldu? Bugün biliyoruz ki Cumhuriyet'in kurucu iradesinin binbir güçle çizdiği bu sınırlar olabilecek en makul ve korunması başarılabilirse son vatan olarak elimizde kalmış durumda. İçimizdeki sorunları çözmemiz gerekiyor. Üretmeyen, yaratmayan, demokrasisini sağlayamayan, hukukun üstünlüğünü becerememiş olan bir toplumun, geri kalmış bir toplumun, burada da bir parantez açalım, kimse bana kızmasın ama benim çocukluğumdan beri kalkınmakta olan devletler diye anlatıldı Türkiye. Bu bir yalandı. Batı'nın yalanıydı. Sırtına vurup siz kalkınmakta olan devletsiniz. Yalan. Biz geri kalmış bir devletiz. Ne zamandan beri Türkiye neredeyse köy enstitülerinin kapanmasından bu tarafa arada çeşitli sıçramalar olsa da geri kalmışlıkta dört nala gidiyor. Fabrikası yok, tarımı doğru dürüst yapamıyor, ihracatta katma değeri yüksek bir takım araçlar kuramıyor. Teknolojide, bilimde geri, cemaatler, tarikatlar çocukların ırzına geçiyor ve buralardan hiç ses gelmiyor. Onun dışında bolca hamaset içeride, liderler elinde hoparlörle, borazanlarla davul zurna gidiyorlar ve halkımız da bunlara inanmıyor. Teşne olduğu için inanıyor. Batı ikiyüzlü. Amerika zaten alabildiğine emperyalist ve dünyaya sürekli yalan söyleniyor. İşte Ukrayna meselesine bakın. Oraya getirdikleri bir tane adam var. Doğrudan Amerikancı. Biden'la ticari ortaklığı var. Ve biraz kazıdığınız zaman altında tamamen Nazi uygulaması olan Almanya'daki Naziler gibi Amerika'daki Ku Klux Klan yani siyahlara karşı örgütlenmiş olan ırkçılar gibi bir yapı ortaya çıkıyor. Ve yazık ki Ukrayna halkı da Rus halkı da bir tarafta orada otoriter bir rejim, bir tarafta demokrasi görünümlü faşizan bir rejimin çatışması üzerinden Orta Doğu'da kalıcı bir yara daha açabilecek bir Ukrayna-Rusya kavgası oluyor. Biz gönüllü olarak da bu işlere girdik. Birinci isim Recep Tayyip Erdoğan. İkinci isim kim dersiniz? Bana sorarsanız hesap vermesi gerekirken hesap vermeye hiç yanaşmadan sanki bütün bunlar olmamış gibi dolaşan Ahmet Davutoğlu. Yayına gelirse kendisine soracağız. Peki Mevlüt Çavuşoğlu durup dururken neden bütün bunları söylemeye başladı? Çünkü Türkiye seçime giderken elinde hiçbir şey kalmadı. 8-10 milyon civarında göçmen, Orta Doğu kanrevan halde her açıdan büyük bir sorun var ve Suriye'yi muhatap almak zorundalar. İşte adım adım ben o süreci size anlatacağım. Çok iyi bildiğim bir süreç ve maalesef Türkiye'nin her anlamda iflasının nedeni olan bu süreçle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl geri adım attığını ve nelere mal olduğunu göstereceğiz. İşte birinci hamle Mevlüt Çavuşoğlu. Yani diplomasi masasında bu çözülecek. Ve muhalefetle iktidarı, rejimi, Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz. Bunu hep söylüyoruz. Niye Anayasa Komisyonu kuruldu? Orada sivil toplum da var. Yani bağımsız. Ne kadar bağımsız değil onu bir şey bilmiyorum yapısını ama bağımsız gerçekten bağımsız insanlar da var. Rejim de var, muhalefet de var. Yani artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü. Birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönebilmeli, Türkiye'dekiler dahil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere özellikle Kürt siyasi liderler de bana sorarsanız Babacan da ve İyi Parti hepsi ey diye başlayarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ey Sayın Erdoğan yine mi kandırıldınız? Sizi kim kandırdı diye başlaması gerekir ve bence 7 gün 24 saat bunu gündemde tutması gerekir. Biz gelecek hafta Perşembe muhtemelen bu Orta Doğu cehennemini bir program haline getireceğiz ve anlatacağız. Çünkü hani diyorlar ya aydın olma meselesi nedir? Açık. Aydın toplumu irkiltecek.
Aydın bildiğini söyleyecek, Aydın geri adım atmayacak ama zamanında söyleyecek. İş işten geçtikten sonra dile getiren Aydın, Aydın falan değildir. O idareyi maslahatçıdır. Suriye'deki olup bitenlerin müsebbibi Amerikancı politikalar ve Türkiye'deki ihvancı anlayışla, Orta Doğu'da başka hiç kalmadı. Bir tane Türkiye'de var ılımlı İslamcı. Bunun özellikle Davutoğlu'nun o saçma sapan kitabı, hiçbir şey söylemeyen o kitabı ve bunun üzerine Erdoğan'ın da Allah 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 diye gidelim dediği Suriye'de, hani orada Şam'da namaz kılacaklardı, bir bataklık yaratıldı. Şimdi Davutoğlu o bataklıktan geri dönmek istiyor. Peki neler yapıldı? Bir, Suriye bizim açımızdan çok önemli bir teminat olan sınır güvenliğini bu kadar büyük bir baskı karşısında kaybetti. Türkiye zaten Kürt meselesinden dolayı yıllardır hem bedel ödüyor, hem kendi insanlarına zulmediyor, hem iktisadi açmaz içerisinde oluyordu. Biz yıllardır dedik ki insanların devletle barışması için bir yurttaşlık meselesi, bir yurttaşlık sözleşmesi yapmak gerekir. Bunu liberal bir tez zannettiler. Halbuki hayır, sınıf mücadelesi üzerinden, bal gibi de emek üzerinden bu geri kalmış insanların, bu geri kalmış toplumun, Kürtleri kastetmiyorum, tüm Türkiye'yi kastediyorum. Biz geri kalmış bir ülkeyiz, kalkınmakta falan değiliz. Kalkınmaya niyetli bile değiliz, onu da söyleyeyim. Böyle bir ülkede bir sözleşme yapılabilirdi. Nasıl yapılacak, o da ayrı bir mesele. Toplum sözleşmesi gibi bir şeyden söz ediyorum. Bu olmadı. Bir, ne yaptınız Suriye'yi? Toprak bütünlüğünü sorun haline getirdiniz. İki, Suriye'nin demografik yapısını bilmiyorsunuz. Benim gibi pek çok kişiye ağzına geleni söylediniz. Suriye'yi Aleviler yönetiyor bilmem ne. Hayır, Suriye'de bir koalisyon var. Evet, Esad ailesi bu koalisyon adına orada meseleyi götürüyor ama Suriye'deki Alevi oranı %10, %15 civarındadır. Kaldı ki Türkiye'de bizim Antakya, Mersin, Adana'da evet akrabalar da vardır. Şeytan mı bunlar? Ama ne dedi Bülent Arınç? O zaman bunlar sapkın dedi. Yani milyonlarca inançlı insana ve ciddi inançlı insana sapkın dedi. Kim söyledi? Bülent Arınç. Şimdi hatırlayan var mı? Yok. Ama ben unutmam. Bellek burada. Bakın önümde kalem kağıt, hiçbir şey yok. Elimde kalem. Prompter da yok. Çünkü bunları unutmak suçtur. Aydın unutmaz. Bir, ne oldu? Bir kere Suriye paramparça edilmek istendi. Lakin o %15 civarında Alevilerle birlikte tam da Türkiye'deki olduğu gibi belki de %15-10 civarında da gayrimüslimleri koyduğunuz zaman %15, %25, %30 civarında bir aslında azınlık ama seküler olan bir yapı var. Bir de bunun dışında Suriye'de %50-60'a varan Türkiye'deki laikler gibi olan milliyetçi laik bir hareketi de katarsak aşağı yukarı %80'e varan basbayağı seküler, modern, operasına giden, modern hayatı sürdüren, kadınla erkekle yaşayan bir kitle var. Evet, demokrasi yok ama laiklik var. Kalan %15-20 ise cihatçı, kalan %15-20 ise bildiğiniz militan. Türkiye onlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerini eşitledi. Açık. Amerika'nın istediği bir şekilde Türkiye'de IŞİD'çilerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale ettiği ve bütün bunlara yalan olan Özgür Suriye Ordusu denen böyle bir ordu falan yok. Böyle buna inanan bir Suriye halkı falan da yok. Türkiye korkunç bir şey yaparak onlarla birlikte Suriye'nin egemenliğine kastetti. O Suriye'nin egemenliğine kastettiğiniz zaman da bakın ne oldu. Şimdi Türkiye'nin destek verdiği o cihatçıların Mevlüt Bey'in bir cümlesinden sonra neler yaptığını ve bizim yıllardır söylediğimiz arkadaşlar bunlar katil. Bunlar katil ordusu ve her yerdeler. İstanbul'dalar, Antep'teler, bunlar Konya'dalar, bunlar Karadeniz'deler, bunlar Trakya'dalar. Bunlar katil ordusu, nerede ve ne kadar varlar bilmiyoruz dediğimiz insanlar sadece ve sadece Türkiye doğruyu buldu diye bakın ne yaptı, izleyelim onu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aracını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aracını taşlıyorlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aracını taşlayanların oradaki askere, oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına bir şey yapabileceği falan yok. Üzerine sürersin, onları silindir gibi ezersin ama mesele öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü oradakiler gösteri yapıyor.
Onlardan Türkiye'nin içerisinde yüz binler var. Yüz binler var. Özgür Suriye Ordusu diye uydurulan, sanki diplomatik bir karşılığı varmış gibi, sanki bir devleti temsil ediyormuş gibi burada beslenen, teçhizatları ve organizasyonları, işte finansmanı konusunda basbayağı biz Suriye'nin muhaliflerine destek veriyoruz, oraya demokrasiyi taşıyacağız denilen bir noktada bu insanlar çıktılar ortaya. Doğrudan bir Amerikan projesi içerisinde Amerika'nın ne kadar alçakça Orta Doğu'yu bu kadar parçalayıp geçip gittiğinin en somut örneği koskoca Afganistan'ı, uygar insanların yaşadığı, dünya güzel insanların yaşadığı Afganistan'ı anahtar teslim, nasıl Taliban'a teslim ettiğini gördük. Yani komünizmle mücadele edeceğiz diye komünizm korkusuyla dinci bir rejimi getirdiler, koydular oraya. Şimdi burada Türkiye'de İslamcı bir rejim var, bir ihvan var. Türkiye'nin geleneğinde bu ihvancılık yok. Türkiye'de ihvancılığı temsil eden Adalet ve Kalkınma Partisi, Alnı Secde'de diye bu siyasi partinindeki isimlere millet, devlet oy falan verdi. Neticede bu tablo doğdu. Bu besledikleri insanların şu anda Türkiye'de nerede, ne kadar olduğu, ellerinde bomba mı var, tank mı var, top mu var, ne olduğu belirsiz bir tablo içerisindeyiz. Ve Sayın Devlet Bahçeli için getiriyorum bu görüntüleri şimdi ve getireceğimiz bu görüntülerden sonra Türkiye'deki bütün yurttaşlarımıza soruyorum. Bu görüntülerden sonra hop oturup hop kalkacak mısınız? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin simgesi olan Türk bayrağına yapılan ne var? Bir görelim. Bu alçaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin simgesi olan bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla, emekle bu vatan toprağını oluşturan insanların yarattığı o bayrağı alçakça saldırıyorlar ve yakıyorlar. İşin matrak tarafını biliyor musunuz? Tabii bunu ironi olarak söylüyorum. Bu bayrağı yakanların Türkiye Cumhuriyeti'ni arkasında olduğunu düşündüğü ve ondan vazgeçtiği, yani onlardan vazgeçtiğini düşündükleri için ilk saldırdıkları yer bizim egemenliğimizi sağlayan bayrağımız oluyor. Ben hep ne dedim? Kürtlerin hakkını, Alevilerin hakkını, kadınların hakkını ancak ve ancak bir tek şekilde savunabilirsiniz. O da seküler bir anayasayla, bağımsız bir meclisle, eşit yurttaşlık hakkıyla. O bayrak hepimizin koruması gereken bir bayraktır. Ve milliyetçi duygularla falan da değil, daha ötesinde bir duyguyla, uygarlığın sembolü olarak, Orta Doğu coğrafyasında batılılaşmanın başarısı olarak bunu taşımamız gerekirken, iş döndü dolaştı, ihvancı bir anlayışla birlikte, tetikçilerin, katillerin, dünyanın gözü önünde Türk bayrağını yaktığı bir hale geldi. Şimdi soru şu. Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'deki milliyetçi ekolden geliyor. Benim ideolojik olarak orayla uzaktan yakından bir alakam yok. Ama bu bayrağı yakanların, bu bayrağı yakan kimselerin nasıl oluştuğunun hesabını soracak mı, sormayacak mı? Sayın Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış bir isim. Bu tablo hakkında ne düşünüyor? Ve muhalefet liderleri bütün bu durum karşısında işte meclisçe tepki verelim falan gibi bir kolaylığa mı gidecek? Yoksa aslında içinde HDP'nin de olduğu bir tartışma platformu koyarak bir dakika kardeşim artık dünyada dinci rejimlere, dinci faşizme yer yok. Bunların tetikçileriyle hep beraber mücadele edeceğiz. Cumhuriyeti yeniden inşa ederken, ileriye bakarken aydınlanmacı, devrimci, eşit yurttaşlık hakkına dayanan, her şeyin tartışılabildiği, ifade özgürlüğünün olduğu bir cumhuriyeti yeniden tesis ederken bu alçaklara da hesabı soracağız mı diyeceğiz. Bakın bitmedi. Ekranlarınızın başında lütfen bunları izleyin. Bunlar bana sorarsanız çok ürkütücü görüntüler. Neden? Çünkü zamanında dedik ki bunlar arkadan vurur. Şimdi Allah muhafaza ama bu insanlar Türkiye'nin orasında ya da burasında bu hırsla, bu öfkeyle bombalar patlatmaya kalksalar ne olacak? İşte bakın Türkiye'nin onuru olan o bayrağa yapılan bir diğer müdahale. Yapma Türkiye!
Bu vatan toprağı, son vatan ve onun simgesi. Şimdi neden bu iş tehlikeli? Bu iş şundan dolayı tehlikeli. Bir kere bu ülkede bu ülkenin sahibi olduğunu düşünen ve neredeyse ırkçı bir tutumla davranan bir milliyetçi kesim var. Bir kere bu görüntüler üzerinden onlar popülizm yapacak. Evde yüreği yanmış olan insanlar bundan dolayı öfkelenecek. Türkiye'de 7-8 milyon belki daha fazla bilemiyoruz göçmen varken sokak çatışmalarının olabileceği bir iklim yaratılmış olacak. Bir. İki, Türkiye'nin kendi iç sorunları var. Bunu unutmayalım. Bölgesel sorunlar var. Bir tanesi Urfa, Antep, Antakya, Adana, Mersin hattında yaşanan ve bu olaylardan dolayı nüfus yoğunluğunun, göçmen yoğunluğunun olduğu ve silahlı olarak da orada bulunan kitleler var ve sınır güvenliği sorunu yok. Dolayısıyla orası son derece gerilimli. Türkiye'nin kendi insanı olan ve yine 10-12 milyon insandan oluştuğu tahmin edilen Kürt meselesindeki sorunlar var. Dolayısıyla sınır ötesinde artık kendi içerisinde çözebileceğin sorunların küresel bir mesele haline geldiği ve artık bunun tarafı olduğumuz ve gücümüzün yetip yetmeyeceği belli olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte o görüntüleri de gördük. Devam edeceğiz bu meseleye. Sayın Çavuşoğlu ne dedi? Dedi ki iktidarla Esad'ı uzlaştırmak ve bu insanları geri göndermek zorundayız. Güzel de nasıl yapacaksınız? Çünkü bu insanlar sizin Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki yaptıklarınızın tamamını kendilerinin de bir unsur olarak içinde bulunduğu bir organizasyon olduğunu düşündüler. Ve şimdi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Hayal kırıklığı yaşadıkları için de saldırgan, üstelik de kaybedecek hiçbir şey olmadığı için gözü kara ve aynı zamanda da Türkiye'ye dair hiçbir duygusal, düşünsel, aidiyet duyguları olmadığı için de alçakça devam ediyorlar. Çünkü bir devlet yok, düzenli ordu yok, anlaşma yapacağınız bir muhatap yok. İşte bu katiller ordusuna siz özgür Suriye ordusu diyerek bir sanki hukuki durum varmış gibi onlara bir statü verdiniz. Bir statü verdiniz. Ve onun karşılığında şimdi izleyeceğiz, devam ediyoruz. Bakın neler oluyor. Dünya yangın yeri, bizim açımızdan hemen hemen her tarafımız yangın yeri. Şöyle bir düşünün, şöyle oturduğunuz yerde bir durun. Biz neyle karşı karşıyayız? En uzun sınırımız olan Suriye'de kaosu biz yarattık. Orada tek çözüm var, Esad'la konuşmak gerekiyor. Tamam biz halt ettik diyorlar, Esad'la konuşacağız diyorlar. Bu sefer kendi yarattığınız bu katiller ordusu namluyu size döndürdü. İçeride kaç kişi var bunu bilmiyoruz. Bunların ne kadar silahı var, hangi örgütün üyesi bilmiyoruz. Dolayısıyla bana sorarsanız Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Milli Savunma Bakanı geliyor dediğimiz bu korkunç tabloya dair bir an önce kamuoyunu aydınlatmak durumundadır. Bence meclisin olağanüstü toplanması gerekir. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben Orta Doğu'da bir uzlaşma açısından bir birlik oluşturacak bir zemin yaratacağım ve dolayısıyla burada konuşmayı sağlayacağız dedi. Bunun üzerine iktidar mecbur kaldı. Milliyetçiler örneğin MHP gibi, İyi Parti gibi zaten bunlara tahammül edemeyeceğini tahmin ediyoruz. Bunu çoğaltabiliriz. Bu tablodan HDP'nin memnun olması mümkün değil. Oradaki şeriatçı bu hareket seküler hareketlere karşı giderek bir yara haline geliyor. Birinci sorun bu, Suriye meselesi. Irak'ta zaten Saddam meselesinden sonra bölgesel olarak Kürtlerin de giderek kendi içerisinde fikir ayrılıkları denebilecek ama çatışmalı iklimde Türkiye tamamıyla karşı karşıya geldi. Orada bir çıban daha var mı? Etti iki. Rusya-Ukrayna savaşı, ikisi de bizim komşumuz. Çok net bir ayrışma var. İki ülke arasındaki bu çatışma bölgesel bir sorun haline geldi. Biz hem iktisadi olarak mecburuz, hem sınırlarımızdan dolayı mecburuz. Aldık mı başımıza belayı, etti mi o koridor? Dönelim batıya. Yunanistan'la zaten adalardan dolayı, Ege meselesinden dolayı başımız dertte. Dahası, daha ileri gittiğimiz zaman başta Mısır olmak üzere o coğrafyadaki ülkelerin hemen hemen hiçbiri bizi sevmiyor. Hatırlayın bir zamanlar ne diyorlardı? Sokaklarda Erdoğan, Erdoğan diye elinde sloganlarla dolaşıyorlar diyorlardı. Şimdi çok merak ediyorum Sayın Erdoğan oralara gitse acaba Suudi Arabistan prensi dışında kim alkışlarla karşılayacak? Kim Türkiye hakkında olumlu bir duygu edinecek? Zaten öteden beri yoktu.
Aldık mı o taraftan da başımıza belayı? Bulgaristan meselesi var. Bulgaristan meselesi de göçmen sınırı olarak hem de Yunanistan'la bir başka sorun var. Ve karşınızda devasa bir Avrupa Birliği. Avrupa Birliği diyor ki sana para veriyorum, parayı kullanıyorsun, bunları da orada tutacaksın. Türkiye bir paralı asker gibi davranıyor. Bir utanç ve milyonlarca insan içeride de bir kargaşa yaratıyor. İçeride de bir sorun yaratıyor. Haklı haksız demeden toplumsal çatışmalar oluyor. Bir araya gelen insanlarla ilgili bir sorun çıkıyor. Bakın mesele ne biliyor musunuz? Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hemen tamamında metropollerde bu türden gruplar olur. Ama Türkiye'deki durum bir metropoldeki gettolaşma değil. Yani İstanbul'daki şu kadar insan değil. Türkiye'nin geneline yayılmış, sayısı belli olmayan ve çok önemli kısmı da silahlı olmuş olan bir grup olduğunu da varsayıyoruz. Nerede, kim, ne kadar silahlı bilmiyoruz. Adamlar buraya geldiklerinde sakallar, bıyıklar, sarıklar bilmem ne vardı. Tıraş oldular, insanların içine karıştılar. Bunların iktisadi olarak finansmanını Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı söyleniyor. Neredeler bunlar, içimizde mi, ne iş yaparlar bilmiyoruz. Devletten bu konuda sağlıklı bilgi alınmıyor. Aldınız mı başınıza belayı? Bundan daha büyük kıyamet olabilir mi? Türkiye'de iktidar değişse bile kimle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun. İşte son bir görüntüyü daha verelim. Ondan sonra da bu bahsi geçici olarak kapatalım. Maalesef, maalesef Türkiye'nin en yakıcı sorunu bu. Seçime giderken bu kadar başıboş grubun da Türkiye sokaklarında ne yapacağını bilmiyoruz. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken olup bitenlerin ne olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın, bir de geçen gün Sayın Meral Akşener'de başladı. Ah bir söylersem falan. Ya bugün söylemeyeceksiniz de, bugün konuşmayacaksınız da ne zaman söyleyeceksiniz, ne zaman konuşacaksınız? Türkiye cehennem yerine dönmüş durumda. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Vatan bu konuda son derece kritik bir yerde. Sayın Çavuşoğlu daha bir cümle kurduğunda bu halde eğer gidip de kardeşim Esad süreci başlarsa, el sıkışma söz konusu olursa, telefon trafiği gündeme gelirse ki Putin'in bunu önerdiği söyleniyor. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var, Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var, Türkiye'nin besine ihtiyacı var. Bütün bunların verilip verilmemesi noktasında Batı diyor ki Türkiye verdiği kararın bedelini ödeyecek. Al başına belayı. Al başına belayı. Bu adamlar müttefik falan değil. Zaten biliyorduk. Bir tane türbeyi bile koruyamadınız. Aldınız türbeyi sırtınızı. Oraya gittiniz, buraya geldiniz. Biliyorsunuz Sayın Davutoğlu kolları sıvadı bilmem ne. Böyle emirler vererek fotoğraflar Amerika bilmem ne medyasındaki gibi servis edildi. İşte büyük Türkiye bilmem ne. Türbeye sahip çıkamadınız. Elinizde türbe. Bir o tarafa bir bu tarafa gittiniz. En sonunda getirdiniz türbeyi buraya. Tablo bu. Şam'da namaz kılacaksınız. Siz bırakın namaz kılmayı, 8 milyon insan Türkiye'ye geldi. Ve bu insanların hangisi haklı, hangisi haksız, hangisi terörist, hangisi değil belli değil. Yarın Türkiye'de bu ülkenin halkı ya biz bayrağımızı yakarken gördük diye günah olmayan birisine saldırsa bunun hesabını kim verecek? Dünyada haklılık ve haksızlık emperyalistlerin elindedir, bilek güreşindedir. Buyurun size bir şey daha gösterelim. Net, ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler söylüyor. İsrail'in son saldırılarında 19 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Alın size bir başka dert. Filistin meselesi dünyanın kanayan yarası. İsrail belleğindeki o Hitler dönemindeki yaşadıklarından dolayı diasporadaki tutumuyla da Amerika'da çok güçlü, net bir tavır alıyor. Karşısında her kim varsa cümle kuran dinlemeden tankıyla, topuyla neyi varsa saldırıya geçiyor. Filistin'de de çok kötü bir oyun kuruldu. Filistin eskiden seküler ve aslında çoğulcu yaşamaya uygun bir coğrafyayken İsrail'in oraya gitmesiyle birlikte, oranın da İslamlaştırılmasıyla birlikte ortada başıbozuk bir takım gruplar oldu. Ve Türkiye'de Filistin konusunda duyarlı olan sosyalistler, Deniz Gezmiş arkadaşları, oraya gidenler, o hapishanede yatanlar, o bedeli öderken İslamcılar hiç bu tarafa bakmıyorlardı. Ne zaman iş değişti? Şimdi Filistin bizim meselemiz dediler. O 1 minute falan filan. O da yok. Çocuklar ölüyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizm saldırgandır. Ne çocuk tanır, ne kadın tanır, ne masumiyet tanır, ne adalet tanır. Dünyanın en büyük suç örgütüdür onlar. Ve dünyanın en büyük suç örgütü kardeş halkları birbirine düşünür. Komşu kardeş halkları da düşürür. Biz de burada olduğu gibi Türk-Kürt halkını da birbirine düşürür. Biz de burada olduğu gibi ne Türk'ün, ne Laz'ın, ne Çerkez'in, ne Ermeni'nin, ne Yahudi'nin birlikte huzurlu yaşamasını istemez. Suni tartışmalar yapar, üretemezsiniz, işçinizin hakkını savunamazsınız, gerçek meseleleri konuşmazsınız, habire kavga edersiniz. Suriye meselesi de bunun bir göstergesi. Alayına belleği vereceğiz. Neden biliyor musunuz? Aptal değiliz, ahmak değiliz. Türkiye'deki herkes koyun falan da değil. Bu ülkeyi düşünen, bilen, atasından, dedesinden kültürel, entelektüel miras olarak almış olan insanlar her şeyin farkında. Ama maalesef akrep gibisin be kardeşim, belli. Evet sevgili dostlar, çay içmeye, hedefe hacet etmeye bile Cumhurbaşkanı'ndan izin almadan gidemeyen insanların olduğu bir memlekette Türkiye'nin bütün sorunlarını bir adamın iki dudağı arasına yerleştirip oradan çözüm üreteceğini zannetmek herhalde sadece saflık olmaz, biraz da ahmaklık olur. Maalesef bu düzen içerisinde yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sabah gazetesinin yazdığına göre gıda güvenliğinin sağlanması, çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri için talimat vermiş. Günaydın. Türkiye, hepimizin gençliğinde, çocukluğunda yeni kuşaklar bunu yaşamadılar ama dünyada kendi kendine yetmeyi, kendi kendine beslenmeyi başaran nadir ülkelerden biriydi. Anadolu'nun o bereketli topraklarının tamamı modernleştirilip geliştirileceğine önce Avrupa Birliği tatavasıyla, sonra kapitalizmin küresel şirketlerinin kafanıza demokrasinin kırıcı gibi bana bak seni mahvederim demesiyle politik olarak Türkiye'deki piyasacılığı büyük bir övgüye mazhar kılarak Türkiye'yi neoliberal siyasete başımıza bela olan 24 Ocak kararlarından bu tarafa hiçbir şekilde vazgeçmeden bugüne kadar gelen siyasi çizgiye baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli özelliği, kendisine yetebilme özelliği buharlaştı gitti. Muhtaç olduk. Ve muhtaç olduğunuz zaman mutlaka el avuç açarsınız. El avuç açan insanın da ahlakı olmaz. El avuç açan insanın onuru, haysiyeti olmaz. Neden? Çünkü çaresizdir. İşte Türkiye'yi bu duruma düşürdüler. En sonunda pandemiden sonra gördük ki dönüp baktığımızda çiftçi ölmüş, topraklar bitmiş. Dönüp baktığımızda bu ülkenin düşünen, yaratan insanların pek çoğu ya bedel ödenmiş, ya mapusa gitmiş, ya sesleri kısılmış. Tele1'e yapılan saldırıların, her açıdan yapılan saldırının bir sebebi de bu. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliğinin sağlanması nasıl olacak çok merak ediyorum. Çiftçinin elektrik faturaları meselesi bunu 6 ay önce yapsaydınız ekeceklerdi, dikeceklerdi. Ve sulama birlikleri, orman köylüleri falan dediğiniz zaman bütün bunlar için seçime gittiğimizin bir göstergesi olduğunu hemen ortaya koyuyoruz. Erdoğan'ın bugün temsil ettiği ve aslında başka hiç kimsenin olmadığı Erdoğan eşittir AKP, Erdoğan eşittir devlet, Erdoğan eşittir Türkiye dediğimiz denklemde maalesef Erdoğan'ın ruh haline göre ekonomi gidiyor. Biraz sonra göreceğiz. Ekonomide Türkiye hızla batmaya gidiyor. Para basacak, borçlanacak, seçime giderken öyle bir hale gelecek ki Türkiye bu bataklıktan çıkmak en az 20 yılı alacak. Bunu söyleyeyim. Ve bütün bu tablo yaşanırken Türkiye'de işçi zaten daha doğrusu çiftçi ekmek istemiyor. İşçi can güvenliğini bile sağlayamıyor. Patronlar ben ne kadar tokatlarsam bu parayı alırım götürürüm diyor. Kur korumalı vesaire sistemle yoksuldan alıp zengine aktarma devam ediyor. İfade özgürlüğü olmadığı için herkesin bir tehdit edildiği ortam var. Ve işte 2-3 tane siyasetçi o da ne kadar dile getirebiliyorsa getiriyor. Bizim gibi bu kanallarda söz söylemeye çalışanlar da toplumsal sorumlulukla yapıyor. Erdoğan bunları söyledi. Evet doğru hepsi ama nasıl olacak? Ne zaman olacak, hangi koşullarda olacak bunu bilmiyoruz. Ve Nebati. Nebati'ye eskiden gülüyordum, şimdi artık hiç gülmediğim gibi bayağı da öfkeleniyorum. İnsanların aklıyla, insanların açlığıyla, açıklığıyla dalga geçilmez. Nebati demiş ki, benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok? Ya arkadaş eşeğini kaybedip eşeğini buldurmak gibi bir şey yapıyor ama eşek bulunmuş falan da değil.
Birader, siz gezi zamanında 1-1,5 lira olduğu için döviz kıyameti koparttınız. Bu geziciler vatanı milleti düşünmüyor dediniz. Ondan sonra verin bu kardeşinize ekonomiyi, her şeyi çözüyorum dedi. Oldu mu size dolar 18 lira? Oldu mu size 19 lira 20 lira euro ya da oralara gidiyor? Beklenti bunun da ötesinde. Başka para birimleri sterlinle falan ağzımıza da alamıyoruz. Ve Türkiye'de hiçbir insan yarınını göremediği için hiçbir insan kendini güvende hissetmiyor. Bir çeşit ekonomik depresyonla birlikte kişisel depresyona da giriyor. Ve çıkıyor Nebati, diyor ki sanki ucuzmuş gibi, 1 litre benzin 22 lira mazot diyor. 22 lira. 22 lira. Şaka falan değil. İnsanlara 5500 lira veriyorsunuz. Toplu taşımayla gidip gelenler neredeyse maaşlarının %20'sine yakınını zaten burada harcıyor. Otomobillere baktığınız zaman inanılmaz bir ateş pahası. Kara borsa, üç kağıtlar başladı. Bunları engellemeye çalışıyorsunuz. Engellemeniz mümkün değil. Çünkü işin başı son derece çürük ve bozuk. Nebati bütün bunları söylüyor, devam ediyor. Diyor ki ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz Nebati, bunu biliyoruz. Sonra da Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medyadan esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldiği bir video paylaşıyor. Hangi esnafla, hangi yurttaşla, hangi koşullarda bir araya geldiğini hakikaten görmemiz gerekiyor. Ya öyle bir hale geldik ki bayağı basbayağı aklımızda dalga geçiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ön koşulsuz destekleyenlerin ön koşulsuz desteklemelerinin nedeni bir, ahlaki olarak sorumluluk taşımaları, devri sabık yaratmasanız bile sokağa çıkacak hallerinin kalması. İki ve en önemlisi, kendi çıkarları eğer bu iklim bozulursa onlardan tırnak içerisinde hukuki anlamda ya da ahlaki anlamda hesap sorulacağı korkusu. Dolayısıyla bütün bunlar olduğu için bu dönemin bir takım acayip isimleri öne çıkıyor. Bunlar da son çareler. Bunlardan bir tanesi de istifa etme şeyi bile olmayan kabinenin, istifa etme iradesi bile olmayan kabinenin bir ne diyelim size, mizahi unsuru. O mizahi unsur bir video paylaşıyor. Bakın videoya, kimmiş o esnaflar, kimmiş pardon esnaf, kimmiş o insanlar, bir görelim. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Fitness. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok çok şükür. Elhamdülillah. Allah iyi günler. Allah size de kolaylıklar versin inşallah. Sayın Nebati'nin işleri tıkırında olabilir. Çünkü kendisi bir tüccar ve giderek büyüyor. Sayın Nebati'nin tanıştığı kimseler de, yanındaki insanlar da ona toz pembe bir dünya söylemiş olabilir. Sokakta kendi seçmeninin olabileceği bir takım insanlarla da karşı karşıya gelmiş olabilir. Ancak bunu, yani Sayın Nebati'nin nasıl bir tabloda, nasıl bir durumda olduğunu ortaya koymak ve anlamak çok zor değil. Hep beraber bunu sağlayabiliriz. Örneğin kameralarla birlikte canlı yayında kesilmemek koşuluyla, bize falan da gerek yok. Anadolu Ajansı olsun yeter, ama kesilmemek koşuluyla. Yayınlayacağı yer TRT olsun ama kesilmemek koşuluyla, canlı yayında çıksın Sayın Nebati çarşıya, pazara, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bakalım nasıl fotoğraf çektiriyor. Sayın Nebati de gayet iyi biliyor ki, Sayın Erdoğan biliyor mu bilmiyorum, çünkü saraya kapandığından beri ona gerçekler söyleniyor mu söylenmiyor mu bilmiyorum. Ama örneğin Sayın Fahrettin Altun biliyordur kesinlikle. Mahallesinde, konuda, komşuda, akrabada ellerine mutlaka araştırmalar geliyordur. Sadece seçim araştırması değil, saha araştırması, memnuniyet araştırması. Bugün Türkiye'deki insanlar dünyanın en mutsuz insanları olarak gösteriliyorlar. Neden böyle gösteriliyorlar? Çünkü insanların tamamı geleceksiz. Gençler zaten bitmiş durumda. Ve dönüp bakıyoruz bu tabloya. Sayın Nebati hepimizin düşebileceği bir hataya, canlı yayın yapanların da düşebileceği bir hataya düşüyor ve mikrofonu açık bırakıyor. Eyvah!
Mikrofonu açık bıraktığında bakın nasıl bir söylem sızıyor. Sayın Nebati parantezini kapatmak için bir de onu izleyelim. Ötevi artırmışlar buna gitsek. Dedi ki bu genel başkan yanlış anlamış bizi. Yanlış dinlemiş. Ötevi indirilecek dedi. Ötevi indirilecek deyince de bir de darbe almamaya başladı. Almamaya devam etsinler. Nasıl bunu bize yanlış dinlemiş? Mahmut biz kendi aramızda demedik mi ya şu ötevi artıralım da. Şu ötçeyi biraz kıralım. Kimden dinlediyse, nasıl dinlediyse çıktı hemen abone. Şimdi Sayın Nebati bir iktidarın düşebileceği en korkunç tabloya düştü ve onun bakanlığı döneminde denk geldi bu. Neydi o? Hep beraber hatırlayalım. Türkiye'de özellikle Sayın Damat Albayrak diye bilinen Sayın Berat Albayrak döneminde dolar 8 lira 10 lira olacağı da falan filan diyordu. Oh olmayacak kardeş falan diyordu. Geldi dolar 17-18 liraya. O mirası, o kötü mirası devralırken Albayrak gitti. Bu ihale en sondakine kalır. Sayın Nebati'nin eline düştü. Devlet en kolay yolu seçiyor. Tütün ve alkollü içeceklere bir zam daha geldi. Şimdi ÖTV'yi arttırarak toplumun üstüne daha çok gidiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun araçları almayın biz gelince bu işi çözeceğiz demesiyle birlikte yeni bir iklimde doğdu. Ve Bakan Nebati de mikrofonu açık bulunca düşündüklerini, neden yaptığını, neden yapamadığını söyledi. Muhalefetin özellikle de Kılıçdaroğlu'nun vites arttırarak böyle yol alması meselesi önemli bir hale geldi. Fakat bu trajik tablonun yani ısrarla ve inatla ve hala vergi toplama telaşının neye mal olduğunu gördük. İşte şimdi Türkiye'deki anketler, yöneylemin 27 ilde 400 kişiyle yaptığı Temmuz 2022 araştırması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeline yönelik de bir fikir verecek bize. Yöneylem araştırmanın buradaki künyesini de verdik. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Soru bu. %1.7 oy kullanmam diyor, kimseye vermem diyor. %58.4 asla oy vermem diyor. Oy verebilirim de vermeyelim de diyen kararsızlar 9.2, kesinlikle oy veririm diyenler 30.7 yani 31'e denk geliyor. Bu tablo şunu gösteriyor. Aslında oy verebilirim, vermeyebilirim diyenlerin tamamını da koysanız %40'a dair gelen bir var. Oy oranı var. Bu seçim tuhaf bir seçim. %40 alarak yani olağanüstü büyük bir oyu alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oyu alması az buz bir şey değil. Onu da size teslim edeyim. Yani %40'a bile gelebilir. %31 cepte. Bu tabloya baktığınız zaman Türkiye'nin sosyolojisini ayrı bir şekilde okursunuz ama %50+1 olmadan sistem devam edemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda madem böyle kritik bir seçim yapılacak hiç kimse kazanalım da nasıl kazanalım deme hakkına sahip değil. Bana sorarsanız Erdoğan da eğer kazanırsa yeni bir takım başka bir tablo yapmak zorunda. Çünkü çaresi yok. Abdullah Gül bunu söyledi, uyandı mevzuya. Çünkü ülkede büyük derin bir sorunlar yumağı var. Ve karşısında çıkacak olan adayının da somut bir programla ortaya gelmesi gerekliliği de açık. Neden derseniz şundan dolayı seçimi kazandınız. Önünüzdeki en az belki de 6 ay hızlı yapmanız gerekenleri yaptıktan sonra bürokraside kim kimdir? Memlekette ne kadar yabancı var? Bu yabancıların kaçta kaçı meşru yollardan girmiş, kaçta kaçı kaçak, kaçta kaçı terörist, kaçta kaçı bu ülkeye kaçakçı olarak gelmiş, silah ticareti yapıyor, komşularla ne tür bir ilişkiye girilmiş? Bir kere bunları hasar bilançosu çıkarmanız gerekecek. Yanınızda ortaklar da var. Bana sorarsanız Türkiye'de siyaset yapacak kimselerin, iktidarda olacak kimselerin en büyük sorunu seçimi kazanmak değil. Açık söyleyeyim. Seçimi kazanmak mümkün olabilir. Bazen bir siyasi parti kendini imha eder ve öyle olur. İşte hatırlayın 2002'nin öncesinde ne AKP vardı ne CHP vardı. Ne oldu? Sayın Devlet Bahçeli erken seçim istedi. Demokratik Sol Parti tarih oldu. Anavatan Partisi tarih oldu. MHP o dönemde ortadan kalktı. Zaten Demokrat Parti, DYP falan ortadan kalktı. İki yeni unsur oldu. Yani Baykal evde oturarak hiçbir şey yapmadan parlamentoya girdi. Bu iş böyle. Kürtler zaten %10 barajından dolayı bağımsız geldiler. Tam bir 2,5 parti sistemine geçildi. Çünkü Kürt siyasetinin mecliste temsil edilmesi de pek istenmiyordu. Ve tarihimizin en adaletsiz dağılımından Türkiye bu hale geldi. Peki İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşıyor. Hangi göreve kimi getireceğiz?
Elimizde liyakatli bu kadar nitelikli insan var mı yok mu? Acaba ona güvenecek miyiz? Hukukunu bunu sağlayabilecek miyiz? Müfettişler güvenilir mi? İşte Anayasa Mahkemesi ile uyumlu çalışabilecek miyiz? Rektörler meselesi nedir? Yok nasıldır vesaire. Büyük iş bunlar. Kolay değil. Bunları da düşünmek gerekiyor. Birinci bölümü bitiriyoruz. Reklama gideceğiz. Çok konuştuysam kusuruma bakmayın ama işte çok konuşmadan da bu işler olmuyor. Reklamdan sonra ben bir çay içeyim. Ankara'dan geldim ayağımın tozuyla. Belki biraz dağınık görünüyorsam kusura bakmayın. Hasan da biraz dinlensin. Arkadaşlar da dinlensin. İbrahim hemen koşar şimdi bize çaylarımızı getirir. Arkasından ikinci bölümde beraber olacağız. Eğer oradaysanız bizden merhabanızı eksik etmeyin. Çünkü radikal tahammülsüzler elimizdeki tek sığınak sizlersiniz. Yeniden ekran başındayız. Enteresan mesela dün birinci bölümde biraz daha az ilgilenmişiz. İkinci bölümde çıkmış. Sizin de ne yapacağınız kestirilemiyor ha. Bu ilk bölümde yaptığımız konuşmada YouTube'da bayağı konuştuk ve yükseldik. Yavaş yavaş orada da varlığımızı daha çok hissettiriyoruz. Tabii bu Fırat'ın işine yanıyor. Fırat böyle yapıyor. Artık daha çok izleniyoruz. Alternatif medyada da güçlü olmamız lazım. Hem iktisadi açısından sizin izlemeniz önemli hem de erişim açısından. Bilmiyorum benim bu lak yapmam sizi kızdırıyor mu, arada bir kuşkuya düşüyorum ama bildiklerimi söylemeye çalışıyorum. Özellikle Suriye meselesini sonuçları itibariyle tartışmak yanlıştır. Sebeplerini bilmediğimiz zaman o hattı iyi anlamamız gerekiyor. Bu arada Raziye Hanım'a, bizim İbrahim'in annesi Raziye Yıldırım'a, bizim İbrahim hani o dediğim çiçekli gömlekli daha geldi iki günde kendisine bir tane asistan buldu ya, onun annesi hanımefendi Antalya'da yaşıyormuş. Ona bir sürpriz yapacağız, kitap göndereceğiz. Şu anda da bizi izliyor. Sürprizinizi yapıyoruz. Kitap da benim kitabım. Nasıl? Gerçek bir sürprize döndü. Aslında asıl sürpriz sizi burada anıyor olmamız. Hasan, sende de böyle sevdiğimiz insanlar varsa elimizden geldiğince o desteği veririz, olur mu? Ay, rica ederim. Ben de buradan senin adını andığımda mutlu oluyorum. En büyük sürpriz bu dev kadroyla çalışmak. Cemre'nin de annesi, bunları söylüyorum burada. Cemre de bize stajyer olarak geldi. Çok kısa zamanda uyum sağlamaya çalışıyor. Başka bir arkadaşımızla arada sırada böyle yaratıcı gerilimler oluyor falan ama bu yaratıcı gerilimler öğrenmeyi sağlıyor. Birkaç arkadaşımızla birlikte de ekran yüzlerinde de çalıştı. Zeynel Bey'den çok şey öğrendi. Başka kimle çalışmıştın sen? Cemre, Namık abiyle çalıştı, ondan çok şey öğrendi. Bunu niye söylüyorum? Buradaki arkadaşlarımızın en azından hayata karşı hazırlanırken bir tür üniversite görevi gördüğünü de düşünüyorum. Niye? En zor koşullarda ama ifade özgürlüğünü yaratabilecek sorumluluk duygusuyla çalışıyorlar. Zaten iletişim fakültelerinde hali pür melali ortada. Orada neyi ne kadar öğrendikleri de ayrıca tartışma konusu. Bu bazı mesleklerde, onu da söyleyeyim de bu üniversiteye gidenler, bazı meslekler kuramsal olarak öğrenilmez arkadaşlar. Bazı meslekler usta çırak ilişkisi öğrenilir. Hasan yanlış mı? Sen rejide istediğin kadar kuramsal olarak gör, orada yaşamadan öğrenemezsin. Bu kamera meselesi öyledir. Bir ustanın yanında yetişeceksin. Aynı şekilde televizyonculuk, gazetecilik de böyledir. Tiyatro böyledir. Bence edebiyat da böyledir. Sinemacılık böyledir. Usta çırak ilişkisi, hatta hekimlikte de öyledir. Eli yumuşak, iyi bir cerrahtan bakarak öğrenirsiniz. O yüzden fakültelerde oturan hocalar, kusura bakmayın, kuramsal olarak anlat, anlat, anlat. Buraya geliyor çocuklar, dünyadan bir haber. Hepsi kuram maşallah. Kuramı da doğru düzgün öğrenmiş gelmiyorlar. O yüzden er meydanı önemli. Bunu da burada söyleyelim. Gelelim Erdoğan Bey'e. Ah, tam da bizim konudan söz etmiş Sayın Erdoğan. Oxford vardı da biz mi gitmedik dediler. Hepsini ta Hakkari'ye kadar taşıdık. Arkadaş, Sayın Erdoğan'ın bu sözleri karşısında insan şapka çıkarıyor. Çünkü kültür tarihimizde İbrahim Tatlıses'ten başka örnek akıllarına gelmiyor. Kitap özeti okuyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Türkiye'nin o kadim kültüründen de haberleri yok. Oxford meselesi ayrı, bir de böyle bir hazin halimiz var. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı örnek vere vere İbrahim Tatlıses'ten veriyor. İşte o görüntüler. Yahu bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a, Ankara'ya taşımak değil. Ya bütün profesörlerimizi, doçentlerimizi oralara taşımak. Hani Tatlıses bir gün dedi de Şanlıurfa ile ilgili, yani Oxford vardı da biz gitmedik mi? Şimdi biz de hepsini ta Hakkari'ye kadar taşıdık. Şırnak'a kadar taşıdık. Hepsinde var.
Lafa gelince Uzay'a gittik, Şırnak'a Oxford getirdik. Şimdi bunları söylemek zorundayım. Sayın Cumhurbaşkanım, Özal'ın Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük, pıtrak gibi Türkiye'nin her tarafına tırnak içerisinde üniversite adı altında hiçbir üniversite değeri olmayan bir takım mektepler açması. Siz bunu iyice abarttınız ve Türkiye'nin dört bir tarafına asla üniversite özelliği olmayan, lise seviyesinde bile olmayan abuk sabuk okullar açtınız. Bu okullar içerisinde verilen eğitimin ne durumda olduğu belli. Ama asıl sorun yurtları olmayan insanlar tarikatların ellerine daha çok düştü. Yetmedi, bence o da çok önemli. O üniversiteler paralı olduğu için görüyorsunuz kocaman profesörler, doçentler, doktorlar, çok özür dileyerek söylüyorum onlardan. Şey döneminde, ne denir ona, tanıtım günlerinde sanki birer tezgahtar gibi aman öğrencim hoş geldin al limonatayı biraz da pasta al. Bak 50 bin lira diğer okullar, 50 bin liralık okul kalmadı da uyduruyorum, bizimki 45 bin lira, üstelik bizde Ali abim var. Kendisi profesör, okula pek gelmiyor, emekli ama onun diplomasına ihtiyacımız var. Ederse kim giriyor? Bizim bir doçent var, adı ne, Zehra, o da pek gelemiyor evde. Kim giriyor? İşte birilerimiz giriyor. Ne yapıyorsunuz? Şahane diploma veriyoruz. Alıyorsun diplomayı, böyle ütülüp duvar asıyorsun. Vakıf üniversitesi dediğiniz şey palavra. Bunların tamamı özel üniversite. Patron üniversitesi. Tezgah kurulmuş, milleti tokatlıyorlar. Yetmiyor. Memleketin her tarafı imam hatip olduğu için, o okula da göndermek istemediğiniz için çocuklarınızı, AKP'liler de göndermiyor. Ne oluyor o zaman? Alayı özel okula gitmek zorunda kalıyor. Özel okulda öğretmenlere en büyük hakaret yapıyor. Diyorlar ki topuklu giyeceksiniz, makyajınızı yapacaksınız bilmem ne. Niye? Müşteri geliyor. Müşteri kim? Çocuk. Anne baba zaten kibirli. Geliyor böyle çoğu kibirli. Bakıyor. Artık çocuk öğretmene saygı duymuyor ki. Öğretmen ne? Üniversitedeki boyut ne? Abuk sabuk bir takım rektörler Tayyip Bey'le iyi geçilsin diye atanıyor. Para babasının alburlar üniversitenin sahibi. Gel bakayım profesör diyor. Ve bu profesörlerin çoğu emekli. Değer mi? Değerli hocalar, değer mi? Al o paranı başına çaldığın ya. Yapmayın ya. Hepiniz bir araya gelin, dışarıda eğitim verin daha iyi. O doçentlerin, o profesörlerin halini gördüğüm zaman ben üzülüyorum. Tıpkı az sonra Erdoğan'ın valisine yaptığı gibi muameleyi kocaman rektörlere vakıfların patronu yapıyor. O patronlar paranın şımarığı, kibirli. Üniversitelerde, bölümlerde bir tane profesör, bir tane işte doçent bilmem ne olması gerektiği için adamlar diplomayı veriyor, kendisi okula gelmiyor. Zaten umurunda değil, heyecan yok. Okulda araştırma var mı? Yok. Çalıntı bir köşede, bir takım kopyala yapıştır metinler üzerinden. Ben görüyorum buradaki çocukların iletişim fakültelerinde okuduklarını. Abuk sabuk, içi boş dersler. Hepsi araklanmış bir takım metinler üzerinden. Zaten internette orada burada hazır bir takım tezler bilmem ne. Ya yazık günah. Tamam biz okuyamadık. Yani ben okudum, sosyoloji okudum Mimar Sinan'da ama öyle akademik kariyer falan yapamadım. Ama neticede dünyada bu işin nasıl yapıldığını biliyoruz. Ya Türkiye'deki bütün üniversiteleri toplasanız dünya çapında bir üniversite olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Neden? Türkiye'nin onuru, gururu, ODTÜ'nün haline bakın. Verşan Bey'i atadılar. Her gün medyayı takip edip bize yazacağına Verşan Bey, ODTÜ'ye yaptıklarınızdan dolayı tarih karşısında ne duruma düşeceğinizi biraz düşünün çoluğunuza, çocuğunuza. İşte Boğaziçi. Türkiye'nin göz bebeğiydi. Ne oldu Boğaziçi? Kendisine atama yapan bir takım isimler, yeni bölümler. Ya Boğaziçi hukuk nereden çıktı? Niye bozuyorsunuz? Bir gelenek kolay değildir. Orayı da bitirdiniz. Şırnak'a götürdünüz hakikaten? Üniversite mi götürdünüz? Yok. Rektör dediğin insan, hoca dediğin insan, el pençe divan durur mu siyasetçi karşısında? Duruyorlar. Ve bu insanlar aman emekli olduk 3-5 bin lira daha alalım diye bu hale geliyor. Geçen de Ankara'da bir üniversiteye gittim. Vallahi billahi hocalara haline baktım. Hocalar esir alınmış. Bir kısmını işten çıkarıyorlar. Bir kısmı zaten rektörlük makamı denen o makamda bir takım böyle askerler bilmem şeyler şey dönemindeki gibi darbe dönemindeki gibi oraya atamışlar. Devletçi, ırkçı falan bilmem ne bir takım tipler. Çoğulculuk yok. Binalar güzel, içinde bilim yok. Tıpkı saraylarda olduğu gibi. Devlet üniversitelerine bakıyorsunuz, gerçekten düşünenler korkuyor. Kenarda sinmiş durumda. Neden? Dinciler almış yürümüş. İnsanların o paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla iyi yetişmiş hocalar ne yapıyor? Aman ben ne yapayım diyor, memleketi ben mi kurtaracağım diyor. Halbuki bütün hocalar şunu bilmeli. Bir, vakıf üniversitelerine esir olmayın. Yazık günah. Üç kuruş için haysiyetinizi oralara devretmeyin. O rektörleri devirin.
O rektörleri devirin. Hep birlikte olursanız, mücadele gücünüz olursa, haysiyetinizi korursanız o rektör de o patron da bir şey yapamaz. Siz daha güçlüsünüz. Siz bu ülkenin lokomotifisiniz. Bakın tıp gibi çok önemli bir mesele de bütün hekimler biliyor ki Türkiye bundan 10 sene sonra hekim bulamayacak. Hani şey diyorlar ya, en sonunda öldükten sonra size pamuk tıkayacaklar diye. En son budur diyorlar ya, çok daha hızlı tıkanmaya başlayacak o pamuk. Çünkü hastalıktan öleceksiniz. Çünkü hekim bulamayacaksınız. Daha beteri, göçmenler geldiği için aynı dili de kullanamayacaksınız. Yetmez. Sorular çalınıyor. Liyakat yok. Oraya gelenler saraya göbekten bağlı. Bu tablo içerisinde bir ülkede medeniyet mi olur? Özel üniversite ne demek ya? Bu özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerinde iyileri var. Mesela Koç öyle. İyi bir üniversite. Hastanesi de iyi. Ama soru şu, 200 bin liraya tıp okuyacaksın. Baba kim nereden bulacak da o parayı verecek? Buradaki iletişim fakültelerinde kamera yok. Hoca yok. O hocaların hiçbirinin bizim yaptığımız bu işte deneyimi yok. Çocuk buraya geldiği zaman dünyası şaşırıyor. Anlat Allah anlat. Bu benim bildiğim alan. Yok. İşte çocuklar burada. Yalan mı çocuklar? Okulda ne öğrendiniz? Hiçbir şey. Öğrenemezsiniz. Yok çünkü. Sahiden yok. Eskiden Eskişehir Anadolu Üniversitesi nasıl bir verim üretirdi? Mimar Sinan Marmara Üniversitesi'nde sinema televizyonlar vardı. Burada tartışmalar olurdu. Bir kültür vardı. Artık yok. Çünkü rektörler saraydan atanıyor. Ve tekrar ediyorum, hiçbir otoriter düzen işbirlikçi olmadan yürümez. Öğretmenin onurunu, haysiyetini ayaklar altına alırsanız, üniversitedeki akademisyenleri ayaklar altına alırsanız, hukukçuları ayaklar altına alırsanız, hekimleri ayaklar altına alırsanız, Türkiye'de aydına, entelektüele karşı savaş açarsanız ne olur biliyor musunuz? Eskiden Türkiye'de mülkiye vardı. Bakın ne olur seyredelim. Hasan, ben buna çok üzüldüm. İnan çok üzüldüm. Bakın izleyelim. 80 megawatt kurulu enerjiye sahip, yılda da 862 gigawatt saat elektrik üretecek. Bu Sayın vesileyle Valim, enerji alanında 1 milyon katkı sağlayacak. Sayın Valim, şimdi biz şöyle bir zoomlayalım. Buyurun efendim. Ve buyurun efendim. Alparslan 2 barajını Ankara'dan bir görelim. Herhalde konuşmaktan çok bunlar daha güzel değil mi? 180 megawatt kurulu enerjiye sahip, yılda da 862 gigawatt saat elektrik üretecek. Bu Sayın vesileyle Valim, enerji alanında 1 milyon katkı sağlayacak. Sayın Valim, şimdi biz şöyle bir zoomlayalım. Buyurun efendim. Ve buyurun efendim. Alparslan 2 barajını Ankara'dan bir görelim. Herhalde konuşmaktan çok bunlar daha güzel değil mi? Benim içim acıdı. Yani beyefendiye üzüldüğüm için değil. Türkiye'nin bir valisinin, Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı tarafından alenen, Sayın Valim, Sayın Valim, yeter uzatma, yani Türkçesini söylüyorum, uzatma mevzuyu, çekil de gösterelim. Çok konuşmaya gerek yok, o demek değil. Siz konuşmazsınız, ben konuşurum kardeşim. Sen kimsin de konuşacaksın? Senin canın ne? Ben sana pıt yaparım, gidersin. Senin canın ne? Sen kimsin? Bu o demek. Vali, kimsin sen ya? Benim milletim. Sen kimsin? Tamam mı? Yok. O milletin bir kısmı var, diğer tarafı yok. Tamam mı? Ya Sağlık Bakanı basınla konuşurken azar. İstifa etme hakkın yok. İstifa etme hakkın yok. Affını isteyebiliyorsun ancak. Vali zaten bitti. Ben size soruyorum arkadaşlar. Siz yüzüne yapmasanız bile bu duruma düşen valinin, bu duruma düşen valinin daha sonra yanındaki herhangi biri tarafından bir saygı gösterilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? İşte aynı şey üniversitelerde de öyle. Patron karşısında ezilmiş, bitmiş bir rektörün daha sonra herhangi bir akademisyen tarafından saygı görmesi mümkün mü?
Ya da arkadaşları kovulurken boyun eğmiş olan bir takım şeylerin, akademisyenlerin daha sonra şey tarafından, öğrenci tarafından saygı görmesi mümkün mü? İşte arkadaşlarınız imza topladı diye can çekişirken siz orada kafayı çevirdiğiniz zaman saygı görmeniz mümkün mü? Ya her taraf çürümüş diyorum ya. Ne akademisyenin kendisini savunabileceği alan kalmış ne gazetecinin. Bakmayın biz de burada konuşuyoruz. Yarın sesimizi kısarlar mı kısmazlar mı onu da bilmiyorum. Ama kendime verdiğim bir söz var. 50 yaşından sonra da idareyi maslahatçı davranmayacağım. Yasaklanan Zeytinli Rock Festivali'nde İlim Yayma Cemiyeti'nin istemediği, festivalin derneğin talep üzerine düzenlendiği iddia edildi. Dün söylemiştik. Ya utanmada sınır yok. Getirelim onu. İlim Yayma Cemiyeti neymiş onu da görelim. Ya şu İlim Yayma Cemiyeti ilim yaymaktan vazgeçse memlekete ne kadar büyük bir hayrı olur? Ne kadar büyük bir hayrı olur? Vallahi de billahi de o kadar iyi olur ki. Bu İlim Yayma Cemiyeti neymiş Hasan? Onu da bir göreceğiz. İlim Yayma Cemiyeti şeyi yapmıyor. Bu o başkanın ikinci volüverin. İlim Yayma Cemiyeti ne yapıyor? Hemen bir gammazcılık yapıyor. Zaten onu da bekleyen bürokrasi hemen hallediyor. Zeytinli Rock Festivali'ni yasaklayan Kaymakam İlyas Memiş, İlim Yayma Cemiyeti'nin şube ve kitap kafe açılışına katılmış. Beyefendi AKP'nin uzantısı. Ya 200 bin bu sabah öğrendim. 200 bin bilet satılmış. 200 bin bilet. Bir, insanlar bu bunalımdan çıkıp bir kere rahatlayacaklar. 200 bin genç. Belki de bir yıl boyunca bunu beklemişler. Bir. 200 bin kişinin gittiği yerde bir ekonomi olur. 200 bin kişinin gittiği yerde yüz yüze bir ilişki olur, bir hayat olur. Oradaki konserle birlikte insanlar biraz nefes alır, toplumsal barışa hizmet ederler. Ya bu insanlar, Sayın Kaymakam, mutlaka iktidardan almıştır bu talimatı ama gençlerimizin yaşam neşesini çalıyorsunuz ya. Yapmayın. Bu kadarını da yapmayın. Yazık günah. Zaten neredeyse şeyleri terörist ilan ettiniz müzisyenleri. Para kazanamıyor, intihar ediyor insanlar. Bittiler, öldüler. Ya gençler bırakın nefes alsınlar. Türkiye'de nereye gitseniz insanlar soluk alamıyor. Kime ne ya? Sevgiliyse sevgili. Efendime söyleyeyim bedeni kendisinin istediğiyle sevişir, istediğiyle koklaşır, istediğiyle el ele yürür, istediğini yer, istediğini içer. Bu insanlar yetişkin birader. 18 yaşındaki altındaki çocuklara tecavüz edilmiyor ki burada. 18 yaşındaki çocukların kafasına şırınga edilmiyor ki. Size ne birader ya? Bırakın yaşasın insanlar Allah aşkına ya. Bu nedir ya? Fakat yok. Her şey yasak, o yasak, bu yasak, şu yasak. Evet, gelelim işin başka bir tarafına. Yeni bir şey icat ettiler. İslami dayanışma ne oyunları. Yani Allah aşkına Hristiyan dayanışma oyunları diye bir şey var mı? Musevi dayanışma oyunları diye bir şey var mı? Niye olsun? Ve saçma sapan işler. Bu da Türkiye'de yapılıyor. İslami dayanışma oyunlarında Katarlı sporcu Türk voleybolculara bakın ne yapmış. Görelim görüntüyü. Bunu bir daha versenize. Ya voleybol maçında Katarlı kelleni götüreceğim diyor senin. Bak. Katarlı kelleni götüreceğim diyor. Tabii Katar Türkiye'nin bir vilayeti ama Türkiye'yi egemen olan bir vilayet. Sporcusu da senin kelleni alırım diyor. Bu da İslami oyun. Ya hani sevgi, kardeşlik, dayanışma vesaire. Bu da İslami oyun. Adamlar bu. Adamlar bu. Herif sporcu mu, mahalle kabadayısı mı belli değil. Devam edelim. Buradan geldik meseleye. İşin bir tarafı öyle. İşin öteki tarafı da böyle. İslami dayanışma oyunlarında bir genç kadın başarı kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Sporcu kılığıyla, kıyafetiyle kazanıyor. İmam var ya bir tane, nereden bittiği belli değil. Zaten Türkiye'nin entelektüellerinin yerini imamlar doldurdu. Kürsüyü bulan sallıyor. Kürsüyü bulan sallıyor. Kadınlara sallıyor, laiklere sallıyor, sosyalistlere sallıyor, Kürtlere sallıyor. Her gün Kur'an'dan kendine göre bir de şey icat ediyor, usul icat ediyor. İmam bu adam, Halil Konakçı diye anılan bu insan, bu kez İslami dayanışma oyunlarına tepki göstermiş. İslami hassasiyetlere göre yapılsın ya da tanıtımından İslam kelimesi çıkarılsın demiş. Sana mı soracağız ya? Sana mı soracağız ne yapacağımızı? Sen kimsin de böyle bir karar veriyorsun? Allah'ın temsilcisi misin? Peygamber misin? Mehdi misin? Nesin birader ya? Şu kadının,
Şu pırıl pırıl genç kadının kılığında, kıyafetinde ne gördün de birader sen bu meseleye takıldın? İşte bir sporcu, Türkiye'de yetişmiş, mesleğini yapan bir sporcu. Bu adam kafayı takıyor. Ya sen birader seyretmek istemiyorsan çevir. Ama yetmiyor. Bu bir tane daha var. Ona da gidelim. Al sana mesele. Cübbeli Ahmet'ten ve Medeniyet Vakfı'ndan İslami dayanışma oyunlarında tepki. Çıplak kıyafetlerle dans etmek İslam'a hakarettir. Al başına belayı. Arkadaşlar, İranlı sporcu görüyorsunuz ya. İran'da kadınlar bu mollalara canını okuyor, canını okuyor. İran kadim bir uygarlıktır. Maalesef uzunca bir mola verildi ama İran öyle pabuç bırakacak bir yer falan değildir. Arkasında felsefe vardır. Arkasında şiir vardır, edebiyat vardır. Büyük bir uygarlıktır. Fars uygarlığı. Ve bizim Anadolu coğrafyamızın uygarlığı da az buz bir uygarlık değildir. Bu kızımıza, yani bu kadına, ben de kızımıza diyerek hani bir mal anlamında söylemedim bunu. Benim de çocuğum olduğu için, yaşça benden küçük olduğu için söyledim. Şimdi feministlerle de papaz olmayalım. Bu genç kadına buradaki bu kılığından dolayı saldırıyorlar. Şimdi bir de aralarında kavga var. Yani Cübbeli Ahmet işi gücü bırakmış, bunlara giriyor. Bakın, Tahşiyeciler isimli dini grup, bunlara dikkat edin, önümüzdeki döneme damga vuracak. Kendilerine operasyon düzenleneceğini öne sürerek eski ve yeni FETÖ'cüler daha önceki gibi bir kumpas tertip etmek istiyorlar diyor. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin haline bakar mısınız? Allah aşkına, Türkiye'nin haline bakar mısınız? FETÖ'cüler, tahşiyeciler, efendim cübbeliler, cübbesizler, konakçılar, bilmem ne, gündem bu. Bizi idare eden insanların entelektüel düzeyi de bu. Şırnağa giden üniversite ne oldu? Verelim bellayı, bir soluklanalım. Maalesef, buradan yine söylemek zorundayım. Akrep gibisin kardeşim. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu arada bir açıklama yapıyor, alttan da geçiyor. Rejimin ayak sürmesinden dolayı maalesef ilerleme kaydedilemedi diyor. Bana sorarsanız, fikrimi sorarsanız ben size söyleyeyim. Çavuşoğlu bu bir anda ortaya çıkan tablodan rahatsız olduklarını bize ispatlamış oldu. Bu iş fena. Çünkü adım atmak isterken önünüzde engel var. Bu işin boyutlarını biz bilmiyoruz ama hem Çavuşoğlu hem de saray mutlaka bunu gayet iyi biliyordur. Sizi düne götüreceğim şimdi. Bu işi tabii takip edeceğiz. Bu arada matrak bir şey var. Birisi mesaj atmış. Enver, nereye bakıp konuşuyorsun demiş bana. Yani akan yazı var ya. Akan yazı nedir? Prompter, bizim meslekte olanlar bilir. Genellikle spiker arkadaşlarımız, bizde pek yok ama büyük televizyonlarda ağız açıp kaparlar. Kendi fikirlerini de söylemek istemezler. Onlara maalesef kukla muamelesi yapılır. Yorum yapılmalarına pek izin verilmez. Benim hiç hoşlandığım bir şey değil. Orada yazı akar. Yazıyı sizin adınıza birisi yazmıştır. Siz de okursunuz. Bunu siyasette son derece iyi kullanan, bence Türkiye'de en iyi kullanan değil, dünyada en iyi kullanan isim Recep Tayyip Erdoğan Bey. İki tarafa koyuyor prompter'ı. Hem oradan akıyor, hem oradan akıyor. Ve zamanlamaları da doğru yapıyor. Alkışlamak lazım. Meral Hanım da kullanmaya başladı. Devlet Bey kullanıyor. Kılıçdaroğlu kullanıyor mu onu bilmiyorum. Onu bir araştırayım bakın. Nihayetinde böyle bir tablo var. Şimdi ben burada her gün iki saat konuşuyorum ya. Diyorlar ki, nereye bakıp konuşuyorsun? Ya nereye bakıp konuşacağım? Bu kadar lafı kim yazacak? Bu kadar lafı yazsalar benim göz nereden görecek? Allah aşkına, işte buradayız. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla bizimkinin tamamı içimizden geldiği gibi doğaçlama. Varsa bir bildiğimiz, dilimize gelen söylüyoruz. Doğru söylüyoruz, yanlış söylüyoruz. Ona siz karar veriyorsunuz ama vicdanımız adına söylüyoruz. Bazıları da Enver her şeyi sen mi biliyorsun, sana gıcık oluyorum diye yazmışlar. Olabilir. Burada olduğum müddetçe seven de olacak, gıcık olan da olacak. Nihayetinde bizim de gıcık olduklarımız var. Bizi sevenler de var. Vaziyeti idare edeceğiz. Dün akşam soru cevap yaptık. Soru cevap yaparken aslında duygulanıyorum. Aykırı sorular zamanında çatır çatır programlar yapıyorduk. Şimdi o da bitti. Soru sormak bitti. Mertlik bozuldu. Çünkü hep çanak sorular var. Tekrar ediyorum, yine söyleyeceğim, inadına söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla o kadar hukukumuz olmasına rağmen onun danışmanı olan, basın danışmanı olan son derece kibirli, ölçüsüz ve saygısız bir arkadaş var. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu da gereğini yapmıyor. Bu iletişim biçimi, iletişim biçimi değil. Buradan sesleniyorum. Yarın Türkiye'yi yönetmeye kalktığınız zaman bu adamlar koltuğun sahibi gibi mi davranacaklar Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener? Öyle mi davranacaklar?
Eğer basın özgürlüğü olacaksa o adamlar da görevini bilecekler. Türkiye'de milletvekili danışmanları milletvekili gibi davranır. Türkiye'de genel başkan danışmanları genel başkan gibi davranır. Böyle bir şey olmaz. Gazetecilerin hepsine, bakın ben ileri gidiyorum, gazetecilerin hepsine rahatsız olduklarını da dahil doğru dürüst cevap vermek ve doğru dürüst konuşmak zorundasınız. Yoksa sizi konuştururlar. Çünkü biz de o zaman buradan bu sözümüzü söyleriz. Tekrar ediyorum, bu iletişimi kurmak zorundasınız. Buraya da her yere de. Döneceksiniz kardeşim ve gerekçesini söyleyeceksiniz. Biz size söyleşiye çıkmıyoruz. Niye? Sorulardan korkuyoruz. Niye? Tipinize kıl oluyoruz. Niye? Kanalınızı sevmiyoruz. Ama söyleyeceksiniz. Çünkü ben kendi adıma soru sormuyorum. Yurttaşlarımız adına soru soruyorum. Dolayısıyla oradaki kibirli, şımarık ve kerameti kendinden menkul, nasıl oraya geldiği belli olmayan, genellikle de gazetecilikte başarılı olamadığı için oraya gidenlere tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bunu yapmayın. Ne diyordum ben? Gültekin Uysal. Doğal bir zamanlaması. Şimdi muhalefetin adayını soranlara, yani bugün 2024 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belli mi? Bugün orada CHP'li bir belediye başkanı var. Muhtemeldi ki bir sonraki seçimde adaydır. Sayın Erdoğan'ın adayı olabilme olamama şartları, o tartışma başka bir şey. Yani neticede posta oturan biri var. Ve bu tabii aksini açıklamamışsa tabii olarak adaydır. Biz elbette bu zamanlamayı doğru tarif etmek lazım. Tüm siyasi partiler kendi zihninde adaylarla ilgili kimin aday olması bunun için konuşuyoruz. Altılı Masa etrafında olan tüm siyasi partilerin ortak bir iradesi ve kararlılığı var. Bir ortak adayla bu seçime gidilmesi, bu enerjiyi, bu toplumsal muhalefetin enerjisini azami noktaya çıkarabilmek için bu bir strateji. Bir önceki seçimde siyasi partiler farklı cumhurbaşkanı adayları ortaya koydu. Millet İttifakı içerisinde de parlamentoda, genel seçimlerde ittifak yaptı. Bu da bir model. Ama bugün Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle bir ortak aday çıkarma kararlılığımız var. Bunu söylerken isimler üzerinden yani size temin ederim ki hiçbir görüşme olmadı. Peki şunu sorabilir miyim? Ama şunu ben ifade edeyim. Her siyasi parti kendi cephesinde bütün bunları mutlaka değerlendiriyor. Bunlar değerlendirmiyoruz gibi bir şey asla olamaz. Burada temel strateji de hangi formülasyonla en azami neticeyi tartışmaya mahal bırakmayacak bir sonucu elde ederiz. Tüm siyasi partilerin değerlendirmesi temel ölçüsü, temel kıstası bu. Çok net ben adayın bu altılı masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Benimle benzer düşünüyorsunuz. Evet. Aktif siyaset içerisinde olmayan sembolik adaylar biraz evvel önümüzdeki dönemin fonksiyon sahasını tarif ederken adeta devleti yeniden kuruyormuşçasına bir fonksiyon görecek bir siyasi liderliğe ihtiyacınız var. Beraber arkanıza aldığınız, yani bir tasavvurunuz, bir muhayyileniz, bir tecrübeniz, çok senkronize iç içe geçmiş bir tarafta da elinizde ekonomi başta olmak üzere dış politikadan tutalım. Çok sıcak patatesler diye tarif edelim, çok sıcak meseleler var. Bunlarla ilgili de bir performans koymanız lazım. O nedenle Türkiye'nin hani geçmişteki Cumhurbaşkanlığı da sembolik değildi. Yargıdan başlayarak pek çok 12 Eylül sonrası teçhiz edilmiş imkanlarıyla beraber Cumhurbaşkanı çok ciddi etkinliği olan bir cumhurbaşkanlığıydı. O açıdan ben aktif siyasetin içerisinde ve özellikle siyasi parti liderlerinden birisi olması gerektiği kanaatindeyim. Gültekin Uysal Bey ile ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Yeni tanıdım, dün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Önce şunu söyleyeyim. Siyasi partiler açısından Demokrat Parti'nin basın danışmanı ve partililer bu işi iyi götürüyor. Diyebilirsiniz ki daha küçük bir parti ve ekrana çıkma ihtiyacı var. Önemli değil. Küçük olan parti yarın bir başka bir şey olur. Bir kere oradakilere teşekkür etmemiz gerekiyor. Yine iyi bulduğum, ilişkileri iyi götüren bir diğer parti Ali Babacan, Deva Partisi. Onu da size söylemem gerekiyor. Onlar da son derece nazik ve ölçülü bu işi götürüyorlar. Üçüncüsü, ya da sıralama demeyeyim yatay, HDP çok hızlı cevap veriyor. O da bu konularda başarılı. Başka siyasi partiler de var. Bu ama üç partiyi iyi buluyorum. İyi Parti artık cevap vermez halde bir tepeden tavır var. Cumhuriyet Halk Partisi de oraya gelen kişiden sonra bu işi pek iyi götürmüyor. Saadet Partisi ölçülü ve nazik.
Davutoğlu'nun partisi iki arada bir derede. Bunları söyleyeyim. Gültekin Bey'e gelince ilk defa karşı karşıya geldik. Demokrat Parti geleneğinden gelen, dili oradan kurmuş ve buna sahip çıkan biri. Yalnız birkaç tane önemli şey var. Onlar beni etkiledi, olumlu buldu. Bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine takındığı muameleye vefalı davranıyor. Altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkması gerekir derken doğru bir tarifte bulunuyor. Siyasi sorumluluk olması gerektiğini söylüyor. Ekmelettin Bey örneğini veriyor vesaire. Ve bana sorarsanız altılı masada eğer bir tartışma söz konusu olursa dün söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan ilk desteği verecek isim Gültekin Bey. Onu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Kemal Bey etti mi size ikincisi Gültekin Bey? 6'da 2. Üçüncü isme geçelim. Üçüncü isimde bana sorarsanız Temel Karamollaoğlu Bey. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylık için engel olmamalı. İşte benim söylediğim şeyler tak 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 yerine oturuyor. Kılıçdaroğlu geçen gün adaylığını açıkladı. Recep Bey, Recep Gürkan Bey, Sayın Cumhurbaşkanım buyurun. O videoyu bulsanıza görmeyenler vardır. Sayın Cumhurbaşkanı diyerek Recep Edirne Belediye Başkanı'nın yaptığı çağrı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın ilanıdır. Bir kere bunu bilin. Cumhurbaşkanlığına ilk desteği veren Demokrat Parti oldu. En çok desteği veren ve en kritik hamleyi yapan da Temel Karamollaoğlu Bey. Şimdi benim Temel Bey'e Sivas'taki puslu ortamdan dolayı hep bir mesafem vardı ama kimle konuşsam Temel Bey'in bu süreci akil götürdüğü ve masada çok sağlam durduğu ve Kemal Bey'e çok net destek verdiği izlenimine kapıldım ki ben de öyle kapılıyorum. Temel Bey bir tartışmayı daha bitirdi. Temel Bey'in %1 oyu olması önemli değil. Temel Bey, Milli Selamet Partisi geleneğinin en önemli unsurlarından, kişilerinden biri unsur denmez insana. Dolayısıyla Sayın Karamollaoğlu'nun verdiği bu destek çok kritik. Alevi olması adaylık için engel olmamalı demek, biz İslamcılar Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Bir tartışmayı bitirdi. Kemal Bey'in Alevilikle ilgili bir tartışmadan kurtulması ancak böyle sağlanırdı ve bitti bence o iş. Dolayısıyla Demokrat Parti geleneği, Temel Karamollaoğlu ile birlikte İslamcı gelenek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tamamladı, onayladı, etti. 3. Tahmin ediyorum Ali Babacan Bey de buna destek verecek. Çünkü Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası hep iyi oldu. Ali Babacan'ı da koyduğunuz zaman 4 eder. Dolayısıyla masadan çıkacak isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Davutoğlu'na o konuda pek güvenim yok. O çünkü kendisi olmak isteyebilir. Akşener'de oyları yükseldiği için başka bir duygu da olabilir ama masa böyle olunca Kemal Bey çıkar. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını nasıl ilan ettiğini, hangi koşullarda ilan ettiğini size bir hatırlatalım. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı oturacak. O Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanı'nın, 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Cumhurbaşkanı oturacak. O Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanı'nın, 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Recep Gürkan son derece akıllı, son derece duyarlı bir siyasetçidir. Meseleyi de iyi bilir. Dolayısıyla yaptığı hamle Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde ya da değil, doğru bir hamle çünkü Kılıçdaroğlu itiraz etmedi. Kılıçdaroğlu'nu tanıyanlar, bilenler bunun ne anlama geldiğini herkes anlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık Cumhuriyet Halk Partililer aday olursa oy veririm vermem bence boşuna tartışmayın. Oy verip vermemek sizin iradeniz ama Kılıçdaroğlu masanın da adayıdır. Bunu bilin. Ve göreceksiniz HDP de bana göre aday çıkartmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan birebir yarışacak ve bence bu iş ilk turda bitecek. Öyle görünüyor bence.
bir radikal değişim olmazsa. Bir arkadaşım, çok sevdiğim bir sinemacı arkadaşım, Enver, şu aralar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yardırma Allah aşkına diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yardırmadım. Ama yarın bir gün Cumhurbaşkanı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu Fahrettin Bey'in yerine gelecek o kişiye, RTÜK'e atadığı o kişilere, TRT'ye atadığı o kişilere şimdiden şeyi söyleyelim. Bu meseleyi freni koyalım. Atamaları yapacaksanız bugünkü adamlarla yürüyemezsiniz. Bugünkü adamlarla yürüyemezsiniz. Biz her zaman muhalifiz. O üslupsuzluk, o şey. Bakın çok güzel isimlerle tanıştım. Sağdan gelen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen çok güzel isimlerle tanıştım. Şeyde gördük işte, Demokrat Parti'de gördük, Ali Babacan'da gördük. İnsanlar isteyince nazik olabiliyor. Gazetecilere nasıl davranılacağını da biliyor. İyi Parti'nin çok sevdiğim insanları var, dostluk olarak, ideolojik olarak mümkün değil de. Ama onlar da danışman konusunda sıkıntılı. Bunu tekrar söylediğim için kusuruma bakmayın. Aklıma çünkü Meral Akşener bölümü geliyor. Sayın Akşener'le eskiden yaptığımız çok zor ve iyi bir röportaj vardı. Ta SkyTürk zamanı. Şimdi o zaman Sayın Akşener'e siz genel başkan olacaksınız MHP dediğimde pek böyle niyetli değildi. Ama tarih nereden nereye getirdi? Belki Türkiye'nin başbakanı olacak, cumhurbaşkanı adayı oldu. Hiç anlamadığım bir diyalog getireceğim. Hasan, orada sizde anlayan varsa Allah aşkına söylesin. Ne dendiğini, niye dendiğini anlamadım. Sizle paylaşacağım. Eğer siz anladıysanız ne olur bana bir yazın. Çünkü iki gündür bunu izliyorum. Neden bu konu böyle konuşuluyor hiç anlamadım. Bir izleyelim lütfen. Bacımızla, kardeşimizle. Ama İslam literatüründe bayandan hükümdar olmaz diye bir kanun var. Belki duymuşsunuz hadislerde. Ama bak şöyle aması var. Diyorum ki ama erkeğin olmadığı yerde kadına hükümdarlık yakışır. Şimdi size onu söylüyorum. Şu anda emin olun erkeğin olmadığı noktadayız. Ben zaten Cumhurbaşkanı adayı değilim be oğlum. Cumhurbaşkanı adayı olmayın. Ben de başka bir şey anlatayım. Şimdi 1994 senesinde Kocaeli'nde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumda şöyle bir propaganda yapıldı. Belediye başkanı kadından olmaz. Şifa Binti Abdullah belediye başkanı oldu, olur. Ama imam olmuyoruz ya biz, imam olamıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı aynı zamanda da imam, yani imamlık yapmak durumunda tam ben aday değilim. Yo, ben ne diyorum bak. Canım diyorum kardeşim, seni anladım ben başkanım. Allah aşkına şu diyalogtan bir şey anlayan beri gelsin. Herif sapıtmış zaten oradaki. Türkiye'nin son derece değerli bir siyasetçisine, sevelim sevmeyelim, milyonlarca insandan oy almış bir siyasetçisine diyor ki erkeğin olmadığı yerde ancak kadın olur diyor. Bir kere burada bir rezillik var. İkincisi erkek meselesi üzerinden kadını aşağılarken, erkeğin olmadığı derken siyasetteki erkeklerin neyse o erkeklik, onların da erkek olmadığını söylüyor alayına. Bunun karşısında Meral Akşener, sen ne diyorsun be? Sen bana oy da verme, git önce insan ol diyeceğine. O da diyor ki ben belediye başkanıyken aynı zamanda da imamken kadından da imam olmayacağına göre ben zaten cumhurbaşkanı olmayacağım bilmem ne. Ben hiç anlamadım. Cumhurbaşkanı niye imam olması gerekiyor? Belediye başkanı neden imam olacak da kadın orada olamıyor? İmam konusunda nereden geldik? Bizim bir tane imam var, o da İmamoğlu, o da soyadı. Yoksa burada seçimle geldi yani. Biz İmamoğlu'nu cemaate namaz kıldırsın diye seçmedik. Biz İmamoğlu'nu sonuç itibariyle İstanbul'a hizmet etsin diye seçtik. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisi sonuç itibariyle Kur'an'ı bilen birisi, nihayetinde hayatını böyle sürdürebilir. Ama biz sonuçta cumhurbaşkanlarını bize namaz kıldırsın diye seçmiyoruz ki. Zaten namaz kıldırsın diye Diyanet İşleri Başkanlığı var. Dünyanın parasını veriyorsunuz. Ama bence bütün feministlerin bugün telefon açıp, bütün kadın örgütlerinin telefon açıp bir randevu alarak temsilcilerle, ya Meral Hanım yapmayın etmeyin, o herif zaten size oy vermez. Bu nedir Allah aşkına demesi lazım. Ve partideki, bak yine danışmanlara geldik. Partideki danışmanlara geldik. Danışmanların da şunu söylemesi gerekiyor. Ya ne yapıyorsunuz efendim? Böyle bir şey olur mu? Yani adam sizin karşınızda erkek olmayınca kadın olur diyor. Lafa bak. Bizim bütün Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Bahçeli, efendime söyleyeyim Mithat Bey alayı erkek değil, kafadan gitti. Ama cinsiyetçi bir hakaret kadının yüzüne yüzüne söylüyor ve zannediyor ki erkek gibi kadınsın. Bak övgü diye bunu söylüyor. Ve Akşener anladım seni diyor. Ben anlamadım ayrıca. Yani anladım da anlamadım. Ondan sonra diyor ki zaten Cumhurbaşkanlığı aday değilim. Yani kadın olduğu için aday değilim anlamı çıkıyor. Hayır.
Siz altılı masaya beyan ettiniz şu anda adilsiniz. Bu bir. İkincisi, iki bir tartışma oluyor. Bir imam hikayesi geliyor. O imam ben zaten imam değilim bilmem ne falan. İyi Parti'den demişler ki bu bir ironiydi, anlamadınız. Vallahi ben burada ironi falan görmedim. Salak da değilim. Olayı anlamadım da ironi falan görmedim. Zaten Cumhurbaşkanı imam olacak diyor, bilmem ne oluyor falan dedi. Ya bırakın Allah aşkına şu imamı bilmem neyi, hahamı, bırakın papazı, onlar din alanında kalsınlar ya. Biz seküler hayattan söz ediyoruz, başka bir şeyden söz ediyoruz. Çok garip geldi bana. İki gündür de seyrediyorum anlamak için meselenin şeyini. Vallahi de billahi de anlamadım. Yani bu boyutunu anlamadım. Neden Cumhurbaşkanı imam olması gerekiyor? Neden Sayın Akşener belediye başkanı olurken imamlık vesaire? Neyse. Benim aklımın ermediği yerler de var. Sonuç itibariyle abi bitti diyor. Ya bir şey söyleyeceğim Hasan. Şimdi bitirelim de bak onu da burada söyleyeyim. Şimdi bak saat 12.41 ya Hasan. Sana söylüyorum Hasan. 12.41 ya. Şimdi reytinglerde 15-15-15 geliyor. Biz 41'de çıktığımız zaman bu 4 dakika rakipler devam ediyor. Biz o 4 dakikayı alamadığımız için son çeyrekte şey oluyor. Haberin olsun yani. Ona göre yarın yayın yap. Tamam mı? Yani ona göre planla şey. Tamam, onu da reklamcılarla konuş. Evet, Radikal Devam Üstsüzler. Geldik buraya kadar. Bu haftayı da böyle bitiriyoruz. Şu arkaya vereceğiniz şeyi verin de öyle bitirelim. 30 saniyeni daha alacağım. Yarın Edremit'e geliyorum. Değerli gazeteci arkadaşım Uğur Dündar'la uzun yıllar çalışmış olan Mine Özbek soracak. Ben yanıtlayacağım. O da kitaplarını imzalayacak. Ben de imzalayacağım. 5. Edremit Kitap Fuarı. Edremit Belediyesi'nin çok başarıyla getirdiği bir fuar. Ölmez Ağacın Gölgesinde kitap sloganıyla yapıyor. 13 Ağustos Cumartesi saat 22.15'te. Yani ben az solist olarak gece sahne alıyorum orada. Altınkum Edremit Belediyesi tesislerinde gerçekleşecek olan bu meselede yarın Edremit'te olacağım. Bütün Edremitli dostlarımızla buluşacağım için, eğer buluşabilirsek tabii, gelirlerse, gelmeye de bilirler. Memnunum, mutluyum. Bunun gibi önümüzdeki dönemde Denizli, Ankara, İzmir, Adana, Mersin fuarları var. Elimden geldiğince sizlerle buluşmaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadar. Biraz uzattım ki reytingten şey yapalım diye. Biraz sonra arkadaşlar yemeğe çıkacaklar, bir 10 dakika. Benden sonra Ülkü sizinle birlikte olacak. Son derece değerli arkadaşlarım size alın terini sunarak hazırladıkları haberleri paylaşacaklar. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Pazartesi umarım görüşeceğiz.